Herkese merhaba, ben Çağrı. Duyguları Tanıma serisine hoş geldiniz. Sizinle beraber bu seride duygularımızı tanımlamaya çalışacağız. Ben duyguları tanımlarını yapmaya çalışacağım. Nasıl hissettiğimi bulmaya çalışacağım. Tabii ki de her zaman sizden de beklediğim şey, siz o duyguyu nasıl yaşıyorsunuz? O duygu sizin için ne anlama geliyor? Bunu kendinize sormanız. İlk bölümde acıma duygusuyla başlayacağım ama ona geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Neden duygular diye? Çünkü genellikle duygularımızı tanımıyoruz. Ve en sevdiğim sözlerden bir tanesi, özellikle Sümerlerden biri hayatımıza gelen, bir şeyi tanımlarsan onu kontrol edebilirsin, tanımlamazsan o seni kontrol eder sözü. Ve duygularımızı tanımlamadığımızda, duygularımızın ne olduğunu bilmediğimizde biz aslında onları yaşayamıyoruz. Ve o duygular bizim içimizde bir yerde kalıyor. Başka şekilleri alıp bir yerlerden çıkmaya çalışıyor. Ama tanımlayamadığımız için de mesajını anlayamıyoruz. Burada mesaj derken şiddetsiz iletişim kurucusu Marshall Ozan belki anmam gerekiyor. Kendisi şiddetsiz iletişimi bir formül üzerine oturtuyor. İşte gözlem yapıyoruz. Tüm aslında yargılarını arındırdığımız bir gözlem koyuyoruz. Hangi duyguları hissettiğimize bakıyoruz durum içerisinde ve bu duygunun bize taşıdığı mesajın aslında hangi ihtiyaca karşılık geldiğini bulmaya çalışıyoruz ve sonra bir ricada bulunuyoruz. Ve Marshall'ın özellikle söylediği şey, hiçbir duygu iyi ya da kötü değil. Biz bunu etiketleyen kişileriz. Sadece duyguların amacı bize karşılanan ya da karşılanmayan ihtiyaçlarımıza dair mesajlar ulaştırmak ve bunu fark etmemizi sağlamak. Ama çok zor, çünkü duygular subjektif. Hepimiz farklı yaşıyoruz ve farklı yaşadığımız için de duyguları tanımlamak zorlaşıyor. Ben de bu seri boyunca her hafta sizinle bir tane duyguyu konuşmak ve bu duyguyu tanımlamaya çalışacağım ki birlikte en azından bunları tanımlayalım, tanıyalım, yakınlaşalım, anlayalım ve belki de kendi içimizde yaşadığımız bazı noktalarda da bu duygular bize aslında hangi ihtiyaçlarımıza dair mesajlar taşıyormuş, bunu birlikte çözelim istiyorum. Bu haftanın konusu ise acıma olacak. Neden derseniz bilmiyorum, biraz zorlandığım bir konu ve üzerine böyle notlar aldığımda da şu anda onu anlatmak istediğimi fark ettim. O yüzden konu acıma. Acıma ile ilgili Stephen Zweig şunu söylüyor. Acıma aslında merhametle ilgili olmayan bir merhamet, birinin kendi ruhundan yabancı bir acıyı kovma içgüdüsü diyor. Kendi ruhumuzdan yabancı bir acıyı kovmaya çalışıyoruz. Yani aslında bize ait olmayan bir şeyi kovmaya çalışıyoruz diyor. Aristoteles'e göre ise acıma aslında keyifli bir his, rahatlatma hissi bırakıyor bizde. Öte yandan acıma duygusunun içerisinde başkalarına yukarıdan bakmak, aşağılamak, hor görmek de var. Acıma duygusunu hissettiğiniz anları düşünün. Merhametle başlayan bu duygunun altında kendinizi diğer kişiden daha şanslı hissettiğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Ondan üstün olduğunuz fikrine farkında olmadan, bilinçli olmadan bile ne kadar hızlı geçtiğinizi fark ettiniz mi? Özellikle dilenciler sık sık acıma duygumuzu oynarlar. Bakışları, sözleri, davranışları, bizde yarattıkları şey bir acıma duygusu olur. Ve biz onlardan kendimizi daha şanslı hissederiz. Bu sayede, yani şanslı hissettirdikleri için bizi, farkında olmadan biz onlara ödüllerini veririz. Yani dilenci aslında istediği şeye hızla kavuşur. Bizde acıma duygusunu uyandırabilirse. Ve biz ona ödülünü veririz. Bir de kendine acıma duygusu var. Bu hem yararlı ama fark etmesi de çok zor. Çünkü bir taraftan da bize de zararı dokunabilir. Kendimize acımak bir başkasının bize bakması gibi, yani sanki dışarıdan birisinin bize bakmaya çalışması gibi bir şey yapmamız gerektiğini söylüyor. Yani dışarıdan bir gözle kendimize bakmaya çalışıyoruz. Bir nevi empati yapıyoruz diyebiliriz ama tabii ki empati değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu durumun yarattığı bir rahatlama duygusu var, rahatlama hissi var. Kendimizi dışarıdan baktığımızda o anki halimizi görmek bizi rahatlatabiliyor. Ancak uçlarda olmak, yani az yapmakla çok yapmak her zaman riskli olduğu gibi kendine acıma duygusunun fazlası oldukça zararlı. Belli bir dozda kendimize acıma deliğe bakabildiğimizde kendimizi daha iyi anlayabiliyoruz. En azından farkındalığımızı geliştirebiliriz. Ama kendimize acımayın dozunu arttırdığımızda aslında kendimize büyük bir zarar vermeye başlıyoruz. Özellikle herkes aslında büyük dertlerle uğraşıyor, zorluklarla uğraşıyor. Herkesin baş etmeye çalıştığı, bizim sadece çok küçücük bir kısmını gördüğümüz sorunlar var. Ama kendimize acıma duygusunu arttırdığımızda biz kendimize, gözlerimize bir kalkan koyuyoruz ve başkalarını görmek yerine sadece kendimize odaklanıyoruz. Kendimize merkeze alıyoruz, odağa alıyoruz ve kendimize hep acıyan, bir nevi kurban rolünde bulmaya başlıyoruz. Ve mağdur edebiyatı yapıyoruz. Etrafımızdaki insanların da böyle davranmasını, bizi böyle görmesini istiyoruz. Çünkü böyle gördükleri zaman, acıma duygusu uyandırdığımız zaman onlarda, onlar bize acıyarak baktıkları zaman biraz bize şefkatle yaklaşabilir. Belki omuzlarını açabilirler. Bize normalde kötü davranacak ya da belki de hatamızı görecekleri anlarda, kusurlarımızı görecekleri anlarda bunları görmek yerine o anda bize şefkat göstermeyi önceliklendirebilirler. Bu da bizi rahatlatacak bir his, değil mi? Bu bir nevi savunma mekanizması oluyor. Aslında kendini acıma duygusunda, yani acıma anında gösterebileceğimiz en önemli şeyler bir tanesini biraz önce söyledim, şefkat. Kendimize acımamızı arttırdığımız zaman, bu duygunun yükseldiğini fark ettiğimizde ya da bir başkasına acımayla baktığımızda yerine şefkat koymak çok daha iyileştirici bir güce sahip. Bunu kendimize yapmakta zorlanabiliyoruz. Kendimize acıdığımız anlarda kendimize yani öz şefkat göstermek, kendimize sarılıp bir sırtımıza böyle okşayarak bakmak, işte psikologların ya da bu alan çalışan kişilerin sık sık söylediği aslında omzumuzdan öpmek ve kendimize bu şefkati gösterme hallerini yapmakta zorlanabiliyoruz. Bu anlarda ilk adım, belki de küçük atacağımız adım, belki de bir başkasına daha iyilikle yaklaşmak olabilir. Çünkü başkalarına iyilikle yaklaşmak, onlara şefkat göstermek bir süre sonra bizim kendimize de şefkat gösterme yolunda destek olabilir. Ve öz şefkatle kendimizle tekrar bağ kurduğumuzda aslında bu acıma duygusunun altına yatan ihtiyaçlarımızı fark edebiliriz. Belki de o anda şefkate ihtiyacımız var. Belki o anda birisinin bizimle ilgilenmesine, ilgi göstermesine, güvende hissedip sevildiğimizi hissettirmesine ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Belki de altında yatan ihtiyaçlardan bir tanesi bağlantı ihtiyacı olabilir. Yani başkalarıyla bağlantıda olduğumuzu görmek isteyebiliriz. Belki acıma duygusunu fark etmemiz kolaylaşabilir. Bunu fark ettiğimizde, hissettiğimiz duygunun acıma olduğunu fark ettiğimizde kendimize sorabiliriz. Acaba hangi ihtiyacım karşılanmadı? Ben neden aslında acıma duygusuyla şu an kendime bakıyorum ya da başkalarına acıma duygusuyla bakıyorum? Buradaki ihtiyacım ne olabilir? Kendimi güvende hissetmek olabilir. Bağlantı ihtiyacımız olabilir. Güven ihtiyacımız olabilir. Başkalarıyla anlamlı bağlar yaratmak, üretmek, gelişmek olabilir. Bu ihtiyaçlarımıza bakmak rahatlatabilir. Merak ediyorum. En son ne zaman acıma duygusu hissettiniz? Kendinize ya da bir başkasına acımayla baktığınız o duygu anına bir bakın. Acaba hangi karşılanma ihtiyacınız vardı? Ve o anı değiştirseniz, o anı biraz daha şefkatle kendinize baksanız, acıma duygusunun size taşıdığı mesajı görebilir misiniz? Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben Duyguları Tanıma serisinde duyguları sıralamaya çalışacağım. Tabii şunu söylemeyi unuttum. Yaklaşık 300'e yakın duygu var benim liste olarak çıkarttım. Bunları birlikte anlatmaya, birlikte üzerinden geçmeye çalışacağım. Yorumlarınız da aslında bir önceki duygu tanımlarken eksik kalan ya da bir sonraki anlatmak için bana yol gösterecek şeyler olacak. O yüzden onlara ihtiyacım var. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.